Bir menü var, bir menü var. Öyle böyle değil ama neler yapacağız şöyle bir sayın. Ağlayan kekle başlayacağız. Evet. Krema yapacağız. Oh, evet. Coşsun lezzetler. Oh, ne oldu bu ya böyle? İnanılmaz, efsane oldu. Ama şahane olmuş. Günün en güzel anlarından biri geliyor çünkü fırın makarna yapıyoruz. Oh, çok güzel bir şey oldu. Of. Evet, şimdi günün üçüncü tarifi geliyor. Güzel ve değişik bir çorba yapıyoruz. Cimcime çorbası. Vallahi çok güzel oldu. Öf, yemekler çok güzel bugün. Evet efendim, günün son tarifi geliyor. Güzel bir salata yapıyoruz. İçinde böyle mozzarella'lar, narlar, balzamik sirkeler. Oh, çok güzel bir salata oldu. Merhabalar. Bugün konuğum Mersin'den geldi. Sevgili Rabia, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir menümüz var ki daha böyle güne şahane başlayacağız. Öncelikle hemen ama menüden önce böyle bir iki bir şey getirmiş. Evet. Hemen onları şöyle bir göstermek istiyorum. Nedir bunlar? Bu Mersin'imize özgü kerebiç. Kerebiç. Evet. İç anki tatlı. Fıstık. Tatlı. Hı. Aynen. Tamam. Bu cezerye fıstıklı. Hı hı. Bunun sosu bir bitkiden yapılıyor. Mersin'e özgü bitkidir. Çok lezzetli bir şeydir. Tatmanızı istedim o yüzden. Sence orada mı çıkıyor peki? Evet. Ha, tamam. Orada çıkıyor. Mersin'e has bir şey. Hı hı. Cevizli ve fıstıklı olarak yapılıyor. Hı hı. Fıstıklısını tatmanızı istediğim için size fıstıklısını getirdim. Şimdi öncelikle menümüzden bahsedelim. Bir menü var, bir menü var. Öyle böyle değil ama bence menü tam benlik. Bilmiyorum siz nasıl düşüneceksiniz. Neler yapacağız şöyle bir sayın. Ağlayan kekle başlayacağız. Evet. Arkasından fırın makarna. Bir makarnacı olarak fırın makarna tabii ki tam benlik. Cimcime çorbamız var. Bir de salatamız var tabii ki. Ispanak salatası, evet, bulgurlu ıspanak cevizli. Güzel bir menü var. Alternatif bir akşam yemeği diyebiliriz. Arada böyle çocuklarımıza biraz vitamin deposu yapmak istediğimiz kesinlikle bir menü diyebiliriz. Bir de pasta sevenler için güzel bir gün. Ve makarna severler için o zaman ilk olarak ağlayan kekle başlayalım. O kadar bahsettik. Başlayalım hadi. Malzemelerimizi hazırlıyoruz. İlk olarak günün tatlısı geliyor. Ağlayan kek. 5 adet yumurta, 250 gram süt, 250 gram ayçiçek yağı, 250 gram şeker, 4 yemek kaşığı kakao, 250 gram un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı bitkisel margarin. Krema sosu için 1 paket krem şanti, 200 gram krema, 200 gram labne çikolata. Sosu için 1 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakao, 80 gram bitter çikolata, yarım su bardağı krema, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, yarım litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta. Keki ıslatmak için 2 su bardağı süt. Üzeri için toz Antep fıstığı. Evet efendim, şimdi bunun böyle bir aşamaları var. Bir keki var, evet, bir kremalı bir sosu var, bir de çikolatalı sosu evet, var. Evet. Aşama aşama yapıp güzel güzel birleştireceğiz. Çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum aslında, değil mi? Aslında meşhur bir de tarif bu. Herkesin bildiği bir tarif fakat evet, ufak bir dokunuşlarla ben biraz daha lezzetini arttırmak istedim. Kendi tarifim, inşallah beğenirsiniz. İnşallah. Herkesin tabii kendi yorumu oluyor bu tip şeylerde. Evet. Ekstra da güzel lezzetlendiriyor. Bir de şöyle bir şey var. Ağlayan adı nereden geliyor dedim buna hani. Alttan bildiğim kadarıyla onun kıvamını öyle bir ayarlıyorsun ki altındaki krema üstündeki çikolatanın arasından göz göz çıkıyormuş. Evet, akıyor. O evet, akışkan bir kıvam aldığı için. Onu ağlayan kek diyorlar. Öyle demişler, yakıştırmışlar. Ya da böyle yedikçe ağlatıyor seni, öyle de düşünebilirsiniz. O kadar güzel yani. Önce neyle başlayalım? Kekle başlayalım. Kekle başlayalım. Yumurtalarımızı. Tamam. Kırıyorum o zaman hemen. Evet. Ben de 250 gram şekerimizi ilave ediyorum. Önce ikisini bir çırpacağız. Evet. Güzelce. Ben Mersin'de oturuyorum. Hı hı. 35 yaşındayım. İki çocuğum var. Oh maşallah. Evet. Kaç yaşındalar? Bir tanesi 15 yaşında, bir tanesi 11 yaşında. Aramızda 2 yaş var seninle ama sen
almış başını gitmişsin ya. Ben çok erkenci çıktım. Maşallah ya, 20 yaşında falan uzman doğum yaptım. Evet, evet. Hemen şöyle önce bir şunu bir yedireyim sıçraması. Sonra ilk olarak bunu çırpalım. Ondan sonra hem sohbetimizi hem kekimizi yapmaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Oldu. Bu aşamada vanilyayı ekliyoruz. Evet, vanilyayı ekliyorsun. Tekrar bir karıştırıyorsun. Evet. Hızlıca. Sıvıları ekleyelim. Şimdi sıvılarını ekleyelim. Hı-hı. Neler var? 250 ml süt. Tamam. Kolay bir tarifi. De. Bütün ölçüler aynı. Aynen. Ayçiçek yağı kullanacağız. Hemen şuradan bakıyorum ölçüsüne. Tamam, şu araya geldiği zaman. Evet, bazen su bardağıyla ölçü vermek kolay oluyor. Bazen de bu tip ölçü kapları artık çoğu hanımların evinde vardır. Evet, bu daha garanti oluyor. Her su bardağı evde aynı olmadığı için. Aynı olmayabilir, doğru söylüyorsun. Bu biraz daha garantili bir tarif oluyor. Evet. Şimdi bir tık daha çırpacağız. Evet. Şimdi canım bundan sonrasını artık spatula yardımıyla yapacağız. Tamam, onu artık alıyorum evet. O zaman. Şöyle bu hayatımızdan bir çıksın. Hı-hı. Şöyle. Şimdi bunda şöyle bir şey var. Hem sade kek olarak yapılıyor. Ben sade keklisini seviyorum. Bazen de direkt kakaolu kek yapıyorlar. Evet. Biz biraz daha farklı yapacağız. Evet, aynen. Değil mi? Kesinlikle lezzetine lezzet katmak Hı-hı. istiyoruz çünkü. Ben yaparken sen krema. Tamam. Onları çikolata evet. seçeceğim. Şimdi buna bir unu ekleyelim. Bitkisel margarin isteyeceğim yalnız senden. Çünkü tamam. Çünkü içine koymam gerekiyor. Tamam. Şimdi önce onun unu ekleyelim. Kabartma sosunu da ekliyoruz aynı şekilde. Kakao. Kakaosunu ekliyoruz. Yani sen burada katı malzemeleri en son eleyerek evet. koymak istiyorsun. Daha bir homojen bir kıvam alsın diye. Evet. Ve puf artık puf olsun diye. Bunları ekledikten sonra da çırpıcı yerine direkt spatula ile havalandırarak evet. sanıyorum karıştıracağız. Evet, sönmesini istemiyoruz çünkü yumurtamızın. Evet, aslında. Sanıyorum artık oldu. Evet, süper. Şöyle ezelim istersen canım. Hah, kalan ölçümüz kakaoları eksik da. Olmasın, evet. Aynen. Tamamdır. Hemen bunu arkaya alıyorum. Şimdi sen onu yavaş yavaş havalandırırken Kesinlikle. Ben burada arasına koyacağımız çikolatayı eriteceğim. Evet. Çikolatamı koyuyorum. Hı hı. 80 gram. 80 gram. Kremamız var. Yarım paket. Bardak. Yok, yarım bardak alacağız. Yarım. Hı hı. O zaman ölçerek koyalım evet. şöyle. Yarım su bardağı kadar. Bir de bitkisel margarin koyacağız. 2 çorba kaşığı kadar da bitkisel margarin. 2 çorba kaşığı da. Hı hı. Hemen ölçelim. Bir şey rica edeceğim. Ya da her unun kıvamı aynı olmadığı için ben çok az bir un daha rica edersem. Biraz daha un vereyim. Tamam evet. hemen veriyorum. Peki bunu nasıl mesela un kullanmak lazım? Pastalık börekli evet, unlar var. Evet, pastalık börekli unlar var. Ama tabii biz onun kalite farklı olduğu için hepsinin kıvamı ölçüsü. Şuradan sana bir de kaşık vereyim istersen. Tamam, kaşık ölçüsü olursa daha sağlıklı olur izleyicilerimize. Kendin. Peki onu o zaman seyircilerimiz de böyle baksınlar. Evet. Çok böyle sulu olduğu zaman. Evet. Onu değiştirsinler o zaman. Hemen ben bir kaşık ekliyorum şu an. Onu eklesinler. Ama öyledir yani börekte de, hamurda, pastada her şeyde bir kontrolü gitmek lazım. Tabii bir de patiseri bölümü hata götürmeyen bir şey. Hani Tabii. yemeği yine kurtarabilirsiniz ama. Evet, tuzu az olsa sonradan eklerse falan. Pastane kısmı öyle bir şey değil. Aynen. Şimdi burada hem yağ koyduk, hem krema koyduk, hem çikolata koyduk. Hepsinin ayrı lezzeti var. Hepsinin ayrı bir kıvam verme şeyi var. Hı-hı. O yüzden bunlar mutlaka olmalı. Yani eğer... Rabia'nın ağlayan kekini yapmak istiyorsanız bunlara sabit kalın değil mi? Ben bir kaşık daha alıyorum canım. Tamam. Gene böyle bakıyorsun koydukça evet, kıvamına. Evet, ben göstereceğim şimdi tam bitince. Bu arada biz bitter çikolata kullandık. Dileyen sütlü çikolata falan da kullanabilir. Tabii, çok daha baskı sevmezlerse aynen. İsteğe bağlı. Hadi bakalım hem onu karıştıralım güzelce hem ben de çikolatamı eriteyim. Sonra kekimizi güzelce birleştirip az sonra fırına atacağız. Çikolata sosumuz oldu. Şöyle. Evet. Şimdi, o da oldu. Bu da oldu. Cam fırın kabımızı alalım, yağlayalım. Tamam.
Şimdi biz bir çikolata sosu yaptık ama bu bizim kekimizin arasında kullanacağımız sos. İstemeyen bu sosu yapmayabilir, değil tabii mi? Tabii tabii. Yani sadece bir kakaolu kek yapıp bırakabilirler. Kesinlikle, hani o evdeki malzeme ne olursa, hani bu sadece lezzetini arttırmak için ama yapılmayabilir. Yapılmayabilir çünkü bir de üstüne ayrıca bir sos yapacağız. İsteyen sadece bir tane sos yapıp onun üzerine de kullanabilir. Hı hı. Evet, şimdi bunu oraya alıyorum. Şöyle. Şimdi öncelikle bunun yarısını dökeceğiz. Yarısını. Evet. Tamam. Sosu hepsini dökeyim mi sosu? Hı hı. Tamam. İşit olarak oldu galiba. Değişik bir... Ooo ne oldu bu ya böyle? İnanılmaz efsane oldu. Kaç dakika pişiyor fırında? Ortalama 35-40 dakika. Herkesin fırını, evet göre. Evet. O herkesin kendi evde kullandığı fırını bilir zaten. Hı hı. Kek kıvamını. Hı hı. Tekrar şöyle bir geçiyoruz. Evet. Üstüne. Yani maksat iyicene arasında karışmasını, evet, sağlamak. Evet. Alt üst ve lezzet çikolata aynı oranda olsun diye. Biraz daha ıslak bir kek oluyor sanıyorum, değil mi? Evet. Şöyle. Onu artık alalım. Evet, havasını almak için şöyle bir vuruyoruz. Tamam. Kabarcıkları gitsin. Hı-hı. Hemen alayım ben onu. Fansız. Şimdi kekimizi fırına attık. Şimdi üstündeki krema sosunu ve çikolata sosunu hazırlayalım. Evet. Kremadan başlayalım. Öyle yapalım. Başlayalım. Tamam. Dolabımıza koyalım, biraz tamam. Donsun. Şunda da yapabiliriz. Sadece evet, bunu güzel çırpalım. Hı-hı. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi şanti normalde bildiğimiz sütle çırpılıyor ama, hı-hı, dediğim gibi biz burada lezzeti coşturmak istiyoruz. Hı-hı. Krema yapacağız. Oh, evet. Coşsun lezzetler. Tamam. Şöyle ben onu alayım o zaman istersen. Tamam. Bir kaşık yardımıyla, hı-hı, şöyle daha rahat koyabiliriz. 200 milim krema. Bir paket kremayla bir paket toz krem şantiyi çırpıyoruz. Evet. Süt yerine krema kullanıyoruz aslında, evet, biz burada. Amaç dediğimiz gibi lezzet coşması yaşamak. Tamam, bu oldu canım. Şimdi labne alalım. Heh, buna labne ekliyorsun. Evet. Aslında herkesin yapmadığı bir şey. Yok. Biraz daha hafifleştirmek. Tamam. Çikolata hani baskın ya. Oldu. Tamam. Tamam. O zaman dolaba atalım. Evet. Kekimiz çıkana kadar. Bir üstüne streç yapalım. Dolabımıza, tamam, koyalım. Şimdi çikolata sosumuzu pişirelim. Hemen onu da hallediyoruz. Şuradan alalım. Tamamdır. Ne koyuyoruz şimdi içine? Öncelikle burada 2 su bardağı sütümüz var. Tamam. Yarım litreye tekabül ediyor. Hı hı. 2 su bardağı süt. Hı hı. Bir bardak toz şeker koyuyoruz. Nişastamız var, nişasta, unumuz var. Un. Hı hı. Bir kaşık nişasta, bir kaşık un. Bir yemek kaşığı da olsun nişasta var. Hemen onu ekleyeyim. Şimdi, evet, unumuzu koyalım canım. Bir yemek kaşığı un koyuyoruz. Bir yemek kaşığı, şöyle, evet, alalım. Dolu dolu. Bir, hı-hı, yemek kaşığı unumuz var. Başka? Kakaomuzu. Kakaomuz da var. Bu da bir üç yemek kaşığı. Üç yemek, yani, kaşığı. Yemek... Hı hı. Şöyle 3 dolu dolu yemek kaşığı da kakaomuz var. Bunu pişiriyoruz şimdi. Şimdi, evet. Bu kadar. Sonra çikolatası koyacağız. Evet, yani, pişince çikolatasını koyacağız. O sıcaklıkla zaten, hı-hı, eriyecek. Zaten çok çabuk olacağını çok, düşünüyorum. Evet. İyicene böyle kaynadıktan, yumuşadıktan sonra da hemen altını kapatıp o sıcaklıkla bitter çikolatamız var, bir 80 gram kadar. 80 yaklaşık. Gram bir paket. Parlaması için de çok az sıvı yağ koyacağız. Biraz da sıvı yağ koyacağız. Hı-hı. Ne kadar? Bir yemek kaşığı falan, yemek oldu kaşığı yani. Da. Sadece parlatmak amaçlı o da. Hadi bakalım o zaman. Kekimiz fırında. Krem şantisini yaptık, şöyle güzelce kremasını dolaba attık. Çikolata sosunu da şimdi ayarlıyoruz. Birleşme zamanı. Evet. Yavaş yavaş birleştirme zamanı geliyor. Evet, şimdi çikolata sosumuz pişti. Son aşamada içine bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı, birazcık da işte 80 gram kadar bitter çikolata koyduk. Onun sıcaklığıyla böyle eridi. Evet. Yağın sayesinde güzelce parladı ve biraz ılıttık. Evet. Şimdi artık kekimizi de kapattık fırını. Alalım. Alalım. Onu da alalım. Şöyle. Güzelce kabarmış. Hı hı. Oh, bol kakaolu, çikolatalı bir kek oldu. Şimdi istersen hemen kremamızı da alayım dolaptan. Bunu ıslatacağız canım önce. Tamam. Ilınmasını bekliyor musun? Hayır, sıcağıyla.
Bir, sütle ısıtacağız değil mi? Evet, bir çatal yardımıyla delikler açalım. Tamam. Sütünü çeksin. Sütümüz orada. İstersen bir kaşık da verebilirim. Olur. Şöyle döke döke daha kontrolü gidersin. 2 bardak kadar sütümüz var yine. Önce böyle bir krema yaptık. Biz daha farklı yaptık. Yani herkes labne koymuyor benim bildiğim kadarıyla ama bu hakikaten böyle güzel. Sırf böyle krem şanti biraz yavan gelebilir. O yüzden bu tip bir krema çok daha güzel. Ya bir de daha faydalı. Hani çocuklar seviyor çünkü pasta türlerini. En azından peynir yemeyen çocuklar bu sayede peynir de vitamini almış oluyor. Güzel fikir bir yandan. Tamam, şimdi yani bunu yayacağız. Alıyorum artık. Bakalım ağlayacak mı? Sence? Ağlar. Ağlar mı diyorsun? İstersen şöyle bir dökeyim biraz. Dök, tamam. Şöyle yapalım. Oh. Sos her şeyde kullanılabilir bir tabii, çikolata tabii. Sosu oldu bu arada değil profiterol, mi? Profiterol, ekler, aklınıza ne gelirse. Biraz böyle toz fıstığımız var. Dileyen hiçbir şey koymaya da bilir. Tabii tabii. Hindistan cevizi falan da koyabilirsiniz değil mi? Herkesin damak tadı farklı. Artık taşıyor, beynine sığmadı. Bunu fazla hiç yapmayalım çünkü daha tam soğumadığı için sosumuz. Aynen. Şimdi. Şöyle. Dökmeden koyalım. Evet efendim, ağlayan kek yaptık. Güne enfes bir tatla başladık. Şimdi artık günün ikinci yemeği geliyor. Az sonra malzemeler gelecek. Günün en güzel anlarından biri geliyor çünkü fırın makarna yapıyoruz. Fırın makarna. 1 paket fırın makarna, 500 gram yağlı beyaz peynir, 500 gram kaşar peyniri, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Beşamel sosu için 1 yemek kaşığı un, 500 gram süt, 2 yemek kaşığı bitkisel margarin, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 muskat rendesi. Üzeri için 1 yemek kaşığı bitkisel margarin, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 500 gram kaşar peyniri. Tamam, şimdi hemen onları bir haşlamamız gerekecek. Evet. Önce sıcak suyumuzu alalım. O haşlanırken biz de diğer işlemlerimizi halledelim. Şöyle. Şöyle yapayım. Zaten sıcak hemen kaynayacaktır muhtemelen. Şöyle biraz da tuz ekleyelim suyuna. Evet. Evet, tuzumuzu da attık. Hatta hemen sıcak olduğu için su fokurdadı. Atalım mı direkt makarnamızı? Atalım, evet. Tamam. Evet. Hepsini atıyorum şöyle. Atıyorum, bir paket makarnamız. Şöyle yapalım. Ah, bunu şöyle bir yayarlar. Değil mi? Süper. Güzel gözüküyor. Ay, çok, çok güzel az oldu. Bitki şey, sıvı yağımızdan ekleyelim yapışmasın hani önlemek için. Birazcık ayçiçek yağı koyuyoruz. Evet. Şöyle bir miktar. Tamam, yeter. Aynen. Şimdi direkt koyayım. Şimdi ben onu yavaş yavaş o alt taraf yumuşadıkça içine
Evet. Atacağım. Şimdi evet. Çubuk olduğu için tabii çok dik duruyor şu an. Hı-hı. Yavaş yavaş onu hallederiz. Bu arada bir beşamel sosumuz var. Evet. Fırın makarna da artık olmazsa olmazlardan tabii, değil mi? Tabii ki. Önce onu bir yandan yapalım. Bu arada fırınımızı da açtık az sonra fırına atacağımız için. Şimdi beşamel sosu nasıl? Klasik bir beşamel sos mu bu? Evet. Bunun için bitkisel margarin lazım bize. Tamam. Önce onu alalım hemen. Ne kadar kullanacaksın? Bir çorba kaşığı. Şöyle gösterelim. Bir çorba kaşığına denk gelecek şekilde. Hemen şuradan bir bıçak yardımıyla hatta alabilirim. Hı hı. Önce onu hemen yaklaşık 50 grama falan denk geliyor zaten. Şöyle. Tamamdır. Evet. Ocağımızı yakıyoruz. Ama bir şey değil mi? Gerçekten biri gelse ona makarna yapsın diye bekliyordum ben de. Ay süper. Çok iyi oldu senin gelmen. Çok açıldı sevindim. Mı? Açıldı. Ha? Tamam. Bir kaşık alalım. Kaşık mı vereyim? Bir de çırpmak için istersen yani, şöyle bir şey de alabilirsin. Tamam. Tamam. Yok, tamam. Bu eriyecek. Tamam. Unumuzu ilave edeceğiz. Klasik bir beşamel sos evet, yapıyoruz. Evet, bir de güzel peynirlerimiz var aslında. Hem böyle bir beyaz peynir hem kaşar peyniri. Kesinlikle. Makarnaya çok yakışıyor ya değil mi? Makarnaya tabii, her şey yakışıyor olmazı. Ama. Tabii olmazsa kıyma, mantar her şey. Şimdi sütümüzü ilave edeceğiz canım. Tamam sütümüz orada. Yarım litre sütümüz var burada. Yavaş İki bardağı, yavaş ekleyeceğiz değil mi? Tekabül ediyor bu da. Bir de muskatımız var. En son aşamada bir de muskat koyacağız. Ben beşamel sosu çok yakıştırıyorum. Ben de çok yakıştırıyorum. Herkes tercih etmiyor ama. Evet herkes tercih etmiyor. Ha, olmasa da olur. Ama olur dediğim tabii. Gibi. Ama tabii. Farklı bir aromatik bir kokusu var onun. Evet. O bence beşamelde çok güzel oluyor. Hatta patates pürelerine de çok yakışıyor. Hepsine yakışıyor. Evet. O zaman sen onu yaparken ben de bir yandan peynirlerimizi tamam. didikleyeyim. İçine şimdi burada koyacağım. İki çeşit peynirimiz var. Hem kaşar peynir. Kaşar peyniri şimdi fırın makarnayı fırına verdikten sonra piştikten sonra üzerine atacağız. Üzerine. Aha, kızarması için. Beyazı da içine koyacağız. Beyazı da iç arasına koyacağız. İki kalıp yeterli olacak yeterli. Sanırım. Yeterli. Şöyle alayım. Şurada yavaş yavaş. Tamam. Bunları şöyle bir elimle aslında ezebilirim. Şimdi makarnamız artık bayağı bir yumuşadı. Evet. Zaten fırında da piştik. O yüzden çok böyle iyice kıvamda haşlanmayacak. Yok biraz daha yumuşaması gerekiyor. Biraz daha var evet. Tabii evet. Ama böyle hani şimdi biraz daha sert oluyor sanki fırın makarna değil mi? Biraz daha kalın oluyor. Kişiden kişiye değişiyor. Dediğim gibi damak lezzeti. Ben normal bir makarna gibi pişiriyorum. Kestiğimizde hı-hı. böyle börek görüntüsünde aha, oluyor. Evet. Oh, oldu mu? Oldu bu canım. Aa, o biraz soğuyacak. Yaptım. Tamam. Onu o zaman şuraya altına hemen bir evet. şey koyalım. Şöyle. Tamam. Soğuyunca yumurtasını koyacağız. Zaman ekleyelim? Yumurtasıyla birlikte yapacağız. Tamam. Yumurtamız sarısı beyazı birlikte mi istiyorsun? Birlikte. Ha. Ama bu biraz ılıması gerekiyor. Şurada dursun o zaman. Elimizin altında. Yumurta pişmemesi için. Şimdi herkes koymaz yumurta sarısı. Bu da yumurta sarısı nasıl bir işi var? Kıvam bağlıyor. Ve bağlayıcı özellikle. Evet evet. Lezzetini arttırıyor. Hani un sadece undan ibaret olmasın. Şimdi makarnamız haşlansın. Hem onu bekleyelim hem de biraz beşamel sosumuz soğusun. Evet. Soğuduktan sonra zaten üstüne yumurtasını kıracağız. Birazcık bekliyoruz efendim. Evet bakar mısınız? Oo, Pelincim. Buharlı buharlı pişti değil mi? Evet. Şimdi artık altını kapatıyorum. Tamam. Ekleyeceklerimizi ekleyelim. Tamam şimdi... Yumurtamızı kıracağız. Tamam. Bir yumurta. Hı-hı. Tuz, karabiber de ekleyeceğiz. Onları evet. da ayarlayalım. Gayet koordineli gittik fırın makarnada. Hiç dağılmadık. Tuzumuzu ekleyelim. Tamam. Şöyle. Tamam. Karabiber. Çok yakışıyor zaten. Şöyle biraz da karabiber. Muskatımızı rendeleyelim. Tamam. Şunları hemen alıyorum. Onu da rendeleyeceğim. Artık yavaş yavaş fırın makarnanı birleştirip fırına gönderme aşamasına geliyoruz. Hı-hı. Şöyle alayım mı şuradan? Evet ben çırpayım çünkü yumurta tamam. pişmemesi gerekiyor. Aynen. Şöyle daha önce de zaten çok da kullandık yemeklerimizde. Baharatçılarda artık neredeyse marketlerin baharat kısımlarında bile var. Evet. Toz halinde satılıyor, rendelenmiş hali de var. Ama bunun tazeliği ve kokusu daha güzel tabii. bence kabuklu evet, hali. Evet. Şöyle hemen. Muskatımızı da ekledik. Artık fırın kabımı alayım. Şöyle büyük bir fırın kabım var. Doya doya yerleştirelim. Onu ayçiçek yağıyla yağlayalım. Ha tamam. Hemen bir miktar ayçiçek evet. kullanıyorum. Şöyle. Yapışmasını engellemek için çünkü. Yine şöyle bir fırçayla üstünden geçerim. Şimdi istersen beşamel sosu yanımıza alalım. Şimdi iki aşamamız var burada.
Yarısını koyacağız. Arasına evet. peynir. Tekrar kalan yarısını. Nasıl ağlayan kekte yaptık evet. değil mi? Öyle. Şöyle gelelim. Bu soğudu zaten. Şöyle koyabiliriz. Heh, artık bunu böyle alalım. Evet, elimizin evet, altında evet. olsun. Şimdi makarnamızı artık süzdürmüyorum. Çünkü zaten elimizdeki bir süzgeç kıvamı görüyor. Ve de çok suyunu çekti haşlanırken değil mi? Evet. Daha kolay olsun derseniz. Hem vitamin de içinde kaldı. Değil mi? Evet. Ben genelde çok suyunu çektirerek değil, daha çok süzerek pişiriyorum ama bu sefer makarna bayağı az biraz suyu. Normal makarnaya göre daha şey... Yalnız ne kadar şişti farkında mısın? Çok küçük ve daha azdı porsiyon olarak. Sanırım biraz daha alacak. Tamam, oldu mu? Bir kaşık da alabiliriz. Bir şimdi bunun yarısını da döküyoruz sosumuzun. Şuraya da koyayım o zaman, tamam. Ben sosumuzu bunu karıştırırken döktük. Sen makarnayı bunun içine ekle. Bunun için de karıştıracağız tamam. tekrardan. Evet. Bunu karıştırıp dökeceğiz tamam. tekrardan. Makarnayı zaten haşlanma suyuna atmıştık. Hı-hı. Tuzu. Bir de beşamelin için attık. O yüzden acısını peynirin zaten eklemiş. Aynen, peynirin de bir tuzu var. Oo, ne oldu bu ya? Çok güzel bir şey oldu. Of. Vallahi var ya. Ay yani makarna sevmeyen yoktur da. Yoktur sanmıyorum. İnanılmaz bize alternatif yani makarnaya. Sanmıyorum. Bu böyle pişince börek gibi olacak. Tabii. Evet. Şimdi bunun üzerine bitkisel margarin eriteceğiz. Sıvı yağla birlikte karıştırıp. İkisini karıştırıp evet. eriteceğiz. Birazcık şuradan bir minik tabanı alayım. Ne kadar koyalım? 2 çorba kaşığı bitkisel margarin. Şimdi şuradan 2 çorba kaşığına denk gelecek şekilde kesiyorum. Şimdi altını açarsan sana zahmet. Tamam. Ben de hemen içine biraz da ayçiçek yağı ekleyeceğim. Şimdi bu ikisini karıştırıp üstüne süreceğiz. Hı hı. Yeterli. Yeterli sanırım. Burada amaç nedir? Tekrar makarnanın hani fırında piştiği için kurumasını engellemek biraz daha yumuşak bir kıvam. Çok kuru kuru olmasın evet. diye. Anladım. Bunu eriteceğiz. Üstüne dökeceğiz. Kaşarı hangi aşamada? Makarnamızı şimdi fırına vereceğiz. Bir 150 derecede ortalama yarım saat pişecek. Hafif böyle kızarmaya başlayacak. Ondan sonra kaşarı verip kaşar kızardı mı yiyeceğiz. Kaşar aslında son böyle çıkmasına 5 dakika kala falan. Evet 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 tabii. Ha? Aynen onu zaten fırındayken tekrar yapacağız. Evet, bu arada yağımız tamam o yeterli. Çok şey yapmasına gerek yok. Direkt üstüne dökebiliriz aslında. Olur. Şöyle yapayım mı? Tamam, gezdirelim. Şöyle üstüne kuru kuru pişmesin diye erittiğimiz hem bitkisel margarin hem ayçiçek yağını karıştırdık. Haydi bakalım. Gidiyor tamam. fırına. Yaklaşık biraz daha şöyle kısayım. Evet. Tamamdır. Evet, şimdi günün üçüncü tarifi geliyor. Güzel ve değişik bir çorba yapıyoruz. Cimcime çorbası. Cimcime çorbası. 300 gram kıyma, 2 adet soğan, 500 gram süzme yoğurt, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 5 dal pazı, 1 litre et suyu, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım limon. Sosu için 1 yemek kaşığı bitkisel margarin, 1 yemek kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber. Kızartmak için ayçiçek yağı.
Şimdi, nereden başlayalım şimdi? Köfteler yapacağız minik minik. Tamam. Kızartacağız. Soğan çekelim. Önce bir soğan çekelim. Evet. Tamam. Yoğuracağız çünkü. İki tane soğanımız var. Hemen onları şöyle bir kaç parçaya böleyim. Şöyle hemen tık tık ellerimi geçirelim. Minik minik köfteler var. Nohut evet. var içinde. Evet. Aha, süzme. Şöyle iki tane soğanımızı incecik incecik rondodan geçirdik. Evet. Onu da aldım arkaya. Tuz karabiber koyacağız. Evet. Hemen yapalım. İsmini kim koydu? Orijinal ismi öyleydi. Ha öyle mi? Ha. Dedim herhalde köfteden kaynaklı. Minik minik olması cimcime. Cimcime cimcime böyle evet. hani. Minik minik pıtır pıtır gibi. Bir tık daha koyacağım. Yeterli. Şimdi bunu yoğuruyoruz. Tuz, karabiber, kıyma evet, ve klasik bir köfte şeyi. Soğan koydum. Bazılarımız var. Ben de onları şöyle minik minik doğrayayım. Evet. Evet, bu sırada makarnamız fırında. Güzel güzel pişmiş. Ona bir bakalım istersen. Kızarmaya başlamış. Evet, evet. Bu sırada ben biraz kaşar peynir dökeyim ona. Ne dersin? Bir bak bir. Bakayım. Kaşar peynirini hemen üstüne serpiyorum. Şöyle biraz elimle alayım. Uf, gayet güzel gözüküyor. Peynirler arasında erimiş. Beşamel sos çıkmış. Değil mi? Gayet güzel. Şimdi bunu tekrar fırına atacağım. Artık bir 5 dakika 10 dakika içinde zaten evet. kızarmış olacak. Haydi bakalım. Ben de elimi yıkayayım. Gelelim köftelerimizi önce kızartmaya. Bir miktar ayçiçek yağı koyayım değil mi? Önce dökeceğiz onları minik minik yapacağız ondan sonra kızartacağız. Tamam o zaman. Şöyle. İstersen hemen tahtanın üstünde yapabilirsin evet, minik aynen. minik. Kızartmak için bütün altını kıstım. Tamam. Şöyle bir miktar ayçiçek yağı koydum. Nasıl yapıyorsun? Böyle. Küçük küçük top köfteler. Aynen. Bayağı böyle minicik yapıyorsun. Tabii. Sulu köfte olur ya böyle ekşili köfte. Biraz onunkinesine benziyor böyle evet, köfteleri. Evet çorbanı zaten uğraştıran bölüm burası. Onun dışında hepsi çok yok, kolay. Aynen öyle. Evet artık köftelerimiz evet. oldu. Şimdi bunun üstlerini biraz unlayacağız. Tamam. Şurada unumuz var. Direkt evet. alabilirsin. Bu sırada ben de artık şeyimiz oldu. Makarnamız. Fırın makarnamız. Evet. Hemen onu servis etmek istiyorum. Yanmasın çünkü. Şöyle. Evet bakar mısın? Gayet güzel olmuş. Kaşarlar çok da güzel erimiş. Şöyle yapalım. Birazcık sıcak. Örtüyü güzelce tutayım. Evet. Şöyle. Evet, fırın makarnamız efendim oldu. Gayet de güzel pişti. Biz şimdi artık... Evet, köfteleri kızartacağız. Sen bunu kızartırken ben sosunu hazırlayayım. Tamam, ben onu hemen bir şuradan şey alayım. Şöyle bir kevgirle de evet, yapabilirim. Bu yapışmasını önlemek için umuyoruz. Tamam. Tamamdır. Şöyle. Evet. Hemen birazcık da ona bulayıp minik minik atıyorum şöyle köftelerimizi. Evet. Köftelerimizi kızartacağız. Fırın makarnamız zaten pişti mis gibi. Evet şimdi onu artık arkaya alacağız. Şimdi çorbamızın, çorba ben kısmını şimdi artık yapmamız lazım. Terbiyesini hazırlamak için bir kase rica edeceğim tamam, yine. Tamam hemen büyük. Alıyorum. Şurada. Şimdi terbiye için güzel bir çorba terbiye yapacağız. Yumurta vereyim. Kaç evet, tane? Evet bir tane. Bir tane yumurtamız var. Sarısını kullanacağız sadece. Olur, o zaman hemen şuradan ayırabilirim. Şöyle. Yumurtamızın sadece sarısını büyüğü varsa Pelin'cim. Daha mı büyük? Evet tamam. hani sıçrama şimdi mix yapacağız çünkü çırpıcıyla. Gel o zaman bunu da yapalım. Evet güzel, bu güzel. Çok ideal. Geniş geniş şöyle. Şöyle. Evet. Şöyle.
Burada süzme 500... yoğurt koyuyoruz değil mi? 500 gram süzme var. Hı hı. Zaten genelde o paketler haline satılıyor böyle, evet, 500 gramlık. Süzme yoğurt, çünkü normal yoğurt çok sulandırıyor bu tip şeylerde. Süzme yoğurt daha iyi. Şöyle. Unumuzu koyacağız. Bir çorba kaşığı dolusu. Tepeleme böyle dolu unumuz var. Şu an kış mevsimindeyiz. Bir tane limon sıkacağız Pelin'cim. Tamam, sıkalım hemen. Evet. Limonsuz terbiye olmaz ya zaten. Aynen. Şöyle hemen şurada sıkıvereyim ben şöyle. Ekşili ekşili. Değil mi? Ay çok severim ekşili. Hemen. Ben şöyle bir alalım. Limonun büyük yarımı yeter sanırsam o limonun. Yeterli mi? Hı-hı. Evet, büyük limonlarda yarım limon yeterli, evet, olacaktır. Hemen koyuyorum terbiyesine. Evet, koyalım. Bunu yine çırpıcıyla çırpacağız. Orada et suyumuz var. Evet. Şurada bir litre et suyumuz var. Ben şuradan koyayım istersen yavaş yavaş. Tamam. Senin için daha rahat olur. Şurada çırpıcıyı da getirdim. Şimdi ne koyduk terbiyesine hemen hızlıca bir hatırlayalım. Süzme yoğurdumuz var. Bir yumurta sarısı. Evet. Unumuz var. Limon koyduk. Şimdi de direkt et suyunu ekliyoruz, evet, yavaş yavaş. Şöyle. Şimdi et suyu tabii ılık olduğu için hemen yumurtayı, evet, kesilmesin. Kesilmesine yavaş yavaş koyuyoruz. Şöyle köftelerimiz artık pişmeye yakın oldu sayılır. Ortalığımızı toparlayacağız. Terbiyemizi hazırlıyoruz. Az sonra çorbamızı birleştireceğiz. Evet. Şimdi köftelerimiz pişti. Terbiyemiz de oldu. Hı hı. Hemen şunu öncelikle bir suyunu koyalım. Evet. Şimdi et suyunun kalanını tenceremize ilave ediyoruz. Yani aslında bir kısmını böyle dörtte birini falan terbiye için kullandık. Hı hı. Diğerini de içine ilave ediyoruz. Ne yaptık hızlıca bir hatırlayalım. Minik minik köfteler yaptık. Onları böyle biraz yağda böyle kızarttık, döndürdük. Bir tarafta da terbiye yaptık. Un koyduk, yumurta koyduk, süzme yoğurt koyduk, limon koyduk. Hı hı. Bundan sonra güzel bir terbiye yaptık. Şimdi, biraz da et suyu ekledik. Evet, sen karıştır istersen kesilmemesi, tamam, için. Ben yavaş yavaş dökeceğim çünkü. Tamam. Artık herhalde kaynamasını biraz bekleyeceğiz. Evet, zaten kaynayacak. Yanlardan hemen tıkırdamaya başladı bile. Ben karıştırayım. Köfteleri istersen bir tabağa alalım. Alayım, ben de, evet, söyleyecektim. Zaten birkaç malzememizi ekleyeceğiz. Nohutumuz var aslında. Evet, yüzüne bir de sos yapacağız. Şöyle onu da o tarafa alayım. Şuradan. Tamamdır. Ben şimdi artık köfteleri şuradan şöyle alıyorum. Sos yapacağız peki üstüne? Klasik bildiğimiz bitkisel margarin lazım yine. Hı hı. Eriteceğiz üstüne pul biber. Pul biberle o. Bitti. Güzel bir sos. Coslayacak. Coslaması yeterli. Şöyle biraz daha alıyorum. Evet. Şimdi soğanlar da bir kızarmış bir yandan. Minik minik ya içinden böyle çıkmış soğanlar da. Sen istersen o sırada bitkisel margarin eritebilirsin. Sosumuzu hazırlayayım. Evet. Tamam. Şöyle yapalım. Böyle bir yemek kaşığına. Aynen. Gelecek şekilde birazcık margarinimizi koyalım. Ben size şeyi de vereyim şöyle naneyle eriyince. Tamam. Eridikten sonra altını kapattıktan sonra. Evet, tamam, evet. Çok aynen yanmasın. Rengi de kaybetmesin. Hı-hı. Değil mi? Biraz da altını açacağım. Eridikten sonra altını kapatacağım. Hı-hı. Hemen pul biber ve nanesini ekleyeceğim az sonra. Evet, onun altını artık kapatıyorum. Evet. Yağımın. Hemen böyle biraz şöyle göstereyim. Ananemi de açayım. Önce biraz pul biber. Hı hı. Yeterli. Biraz da nane. O da yeterli. Evet. Sosumuz burada hazır. Biraz içten margarin hemen pul biber ve nane yaptık. Şimdi artık kaynadıktan sonra çorbamız. Evet. Nohutla köfteleri birlikte atacağız. Evet. Son aşamasında da hemen bir tık arkasından pırasını koyacağız ve hemen pişmiş olacak. Aynen.
Sosumu yaptım. Böyle biraz bitkisel margarin, nane ve pul biber erittim. Şimdi zaten evet, kaynadı. Çorbamız da kaynadı. Bundan sonrası artık kepçe yardımı. Kepçe. Tamam. Çırpıcıyla artık işimiz evet, bitti kaynadıktan sonra. Şimdi için artık diğer malzemeleri atmaya geldim. Evet. Mi? Nohutumuzu atalım. Atalım şöyle. Hop. Oh, bakar mısınız? Tamam. Of, direkt kepçeme geldi nohutlara. Şöyle. Çok güzel gözüküyor. Köftelerimizi atalım. Köfteleri de aynı şekilde. Şöyle yapalım. Evet. Süper. Tamam. Oo, bu biraz düğün çorbası gibi oldu ya. Et suyu da var ya içine değil mi? Evet evet. Bilirsin düğün çorbasını. Aynen, şimdi bu da bir taşım çok kaynayınca sen. Tamamdır. Bir taşım kaynadıktan sonra en son patlıcanı atıyoruz. Evet. Hem rengi kaybolmasın hem çok vitamini gitmesin, çok da ölmesini istemiyoruz. Hı hı. Çorbamız oldu. Güzel güzel kaynadı böyle. Artık fokurdamaya başladı ve artık kıvam dağıldı. Evet. Değil mi? Şimdi artık üstüne sosunu artık dökebiliriz. Artık sos bölümündeyiz. Aha. Şöyle. Dökeyim mi şöyle üstüne? Atalım. Aynen. Atalım. Hı-hı. Şöyle yapalım. Oh. Evet. Rengi hemen şimdi güzelleşecek iyicene. Hı-hı. Bu tip böyle beyaz işte unlu munlu çorbalara çok yakışıyor bu soslar. Evet. Yeterli. Şuna karsam sanırım tamam. Yeterli. Bir karıştıralım onu değil mi? Evet. Bir? Tamamdır. Vallahi çok güzel oldu. Öf, yemekler çok güzel bugün. Çorbamız hazır. Şöyle hemen öne koyuyorum. Ve kısaca hemen bir ne yaptığımızı anlatalım. Tamam. Güzel güzel minik minik köfteler yaptık. Evet. Ama çok minik köfteler evet, yaptık. Cimcime adını aldığı için. Cimcime adı oradan geliyor zaten. Hemen onları bir güzel kızarttık. Bir yandan da güzel bir terbiye yaptık. Hı-hı. Sonra terbiyeyi tabii et suyu içinde olduğu için bir yandan koyduğumuz et suyunun içine onu böyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra kesilmeden evet, öncene karıştırdık. Ama burada bir önemli nokta var. Kaynayana kadar çorbayı karıştırmaya hep devam ettik. Evet. Hı-hı. Kaynadıktan hı-hı, sonra artık kepçeye geçtik ve biraz fokurdadığı için önce nohutları ve köfteleri artık son aşamada da puzzle'larını koyduk. Evet. Bir de güzel nane ve pul biber yaktık. Onun size tarifini kısaltmış halim. Evet efendim, günün son tarifi geliyor. Güzel bir salata yapıyoruz. Son tarifi geliyor. Güzel ve değişik bir salata yapacağız. Ispanak salatası geliyor. Ispanak salatası. 1 kilo ıspanak, 1 kase çeri domates, 1 kase ceviz, 1 çay bardağı ince bulgur, 5 adet yeşil soğan, 2 adet salatalık, 1 top mozzarella peynir, 1 yemek kaşığı balzamik sirke, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 kase nar. Efendim, şimdi çok güzel bir salata yapacağız. Hani adı ıspanak salatası ama ıspanaktan da ziyade bir sürü güzel sebzeler, böyle harika şeyler var içinde. Mesela güzel bir mozzarella peynirimiz evet, var, değil mi? Evet. Çok fazla kullanmıyoruz biz salatalarda ama bence çok yakışıyor. Kesinlikle. Değil mi? Bulgurumuz falan da var. Cevizli, bulgur, narlı, ıspanaklı. Güzel böyle bol bereketli bir salata. Evet. Önce biraz sıcak su koyalım istersen. Bulgur evet, ıslatmamız gerekiyor. Aha. Islanacak çünkü. O sırada diğerlerini yapıyoruz. Şöyle herhalde birazcık üstüne geçecek kadar yeterli mi olur? Bir kaşığı yeterli herhalde. Bir yeterli, kaşıkla bakalım. Hı hı. Domates, şimdi hepsi. Ben direkt elime aldığım malzemeleri soymaya doğramaya başlıyorum. Evet. Küp küp yapacağız. Küp küp. Bende taze soğan var, salatalık var, mozzarella var. Ben ıspanakları doğrayayım. Tamam. Bir güzel karıştırırız onları. Hı hı. Salata zaten en basit tariflerden biri olur neticede. Evet. Önemli herkesin olan, de sevdiği bir şey ama. Güzel uyumlu şeyleri böyle güzelce doğrayıp güzel bir sos yaptınız mı? Oh, her şeyden mis gibi zaten salata olabiliyor. Saplarını almıyoruz. Tamam, ben de şöyle biraz alıcalı doğradım.
küp küp kesiyorum. Bunların böyle satılanı da var bu arada. Hı hı, hazır. Böyle küçük küçük yuvarlak evet. satılanları var. Onlar da görsel olarak güzel olabilir aslında değil evet, mi? Evet. Son zamanlarda yavaş yavaş böyle daha çok revaçta. Yani illa mozzarella olmasına gerek yok. Beyaz peynir tercih meselesi aynen. ama ben bunu çok yakıştırıyorum. Benim bir önerim olacak. Bir de keçi peyniri çok güzel oluyor. Hmm. Tip şeylere. Yani biraz daha kıvam yumuşak ama evet. çok yakışıyor. İsterseniz böyle bir helim peynirinde minik minik kızartıp koyabilirsiniz. Evet çok güzel olur. O da güzel olacaktır. Ben domatesleri de doğrayacağım. Tamam. Şimdi bütün malzemeleri böyle minik minik doğrayıp karıştırıyoruz. Hı hı. Artık son aşamada cevizler var. Onları biraz böyle bölüm evet, bıçakla. Evet onu da elimizde yine. Çok aynen. ufak olmayacak yok. Sanıyorum. Evet. Artık sosunu yapabiliriz. Evet narını da ekleyeceğim. Hah narını da içine ekleyelim. Hı hı. Hem nar kullanıyoruz hem nar ekşisi kullanıyoruz burada. Böyle bile yenebilecek bir değil salata. Mi? Şöyle büyük bir kaşık vereyim sana da onu da böyle istersen daha rahat tamam. karıştırabilirsin. Şunu da şöyle hı. dolu dolu. Daha karıştırayım mı? Olur. Ay iyi bakar mısınız? Renkler inanılmaz da şişti. Güzel oldu. Bulgurumuzu da ekleyelim. Tamam istersen onu da hemen ekleyelim. Kaşık şöyle. Yardımıyla belki şey olmuştur. Şöyle yapayım. Aha, evet. Biraz çünkü yapışır bulgur. Evet. Şöyle. Sana biraz yapışıyor. İlk başta kalıp gibi çıkıyor ama. Evet. Hemen dağılıyor. Bu kısırlık ince bulgur. Evet. Onun tabii ayrımı önemli. Ev hanımları zaten çok aşinadır. Yanılıp da ilk başlayanlar pilavlık bulgur almasın. Hemen şöyle. Oh. Sana vereyim. Tamamdır. Senin yemeğin ya. Ben niye bir anda yarı sayı yaptım? Beraber yaptık. En sosum geldi şöyle bir karıştırma. Sen istersen sosunu hazırla ben buna tamam, birbirine hazırlayayım. Yedirirken. Biraz ayçiçek yağı koyalım. Şöyle. Evet. Tamamdır. Balzamik sirke. Çok birazcık az. Birazcık şöyle. Hı-hı. Şurada balzamik sirkemiz var. Evet. Şöyle. Yeter. Çok bastırmasın. Evet. Aynen. Biraz çok baskın bir tat. Biraz nar ekşisi. Evet. Dileyen istediğini koymayabilir tabii. Tercih meselesi. Şöyle bunu şöyle bir gezdireyim. Oo. Hı hı. Tuz. Tamam. Birazcık tuz koyalım. Evet. Ben vereyim size şöyle. Bir tane şuradan bir çatal alabilirsem. Tamam. Biraz da şöyle tuz koyduk. Buyurun. Evet. Şimdi sosumuzda şöyle bir limon istiyor musun? Yok nar ekşisi koyduk zaten. Evet şimdi nar da var hani o üstüne sıkılabilecek bir şey. Tercih olarak sosu istediğiniz gibi siz yapabilirsiniz. Hiçbir şeye bağlı kalmak zorunda değilsiniz bu tip tariflerde. Böyle yapınca denenmiş güzel bir tarif sadece bu. Sos bile harika kokuyor şu an. Acıktık şimdi şöyle herhalde. Bir gezdireyim üstüne. Evet. Sen de sonra tekrar tamam. bir karıştır. Dilediğiniz kadar sosu arttırabilirsiniz. Burada artık tamamen el ayarı. Aynen. Damak tadı, göz zevki artık ne istiyorsanız. Salata biraz öyle bir şey çünkü. Evet. Şimdi bunu çocuk muhakkak yer yani içinde gördüklerinden ziyade. Çocuklarımız için dediğim gibi her zaman. İnşallah. İnşallah yer. Benimkine biraz zordu artık biraz daha büyüyünce. O derece mi? Anne olarak sizi ne var anlayabiliyorum ya. Mesela köfte yiyor mesela ne var içinde? Köfte var ama ne var? İşte orada mesela maydanozu görmüş. Kandıramıyorsun da. Çok zekiler. Hop. Of çok güzel oldu. Of şahane. Of 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 şöyle. Bir dakika hemen bunu arkaya alıyorum. Tamamdır. Sen onu güzelce istersen bir yay. Evet. Gayet güzel oldu. Tamamdır. Efendim. Gösterelim. Hı hı. Günün son tarifiydi. Güzel bir ıspanak salatası yaptık. İçinde böyle mozzarella'lar, narlar, balzamik sirkeler. Oh çok güzel bir salata oldu. Artık acıktık. Makarna ve ağlayan kek için sabırsızlanıyorum. Sofraya kuruyoruz, tadıma geçiyoruz.
Çok lezzetli olmuş. Bu çorbayı yani kesin denemeniz lazım. Ben salatadan da alıyorum. Tamam. Salata var ya çok güzel gözüküyor. Bulgur ne kadar yakışmış. Çok. Böyle bir kısır yiyormuş havası da var. Evet. Gelelim makarnamıza. Hadi bakalım. Çok güzel oldu. Bu ne? Kek inanılmaz olmuş kek kısmı. Efendim geldik soframıza. Tam benlik bir sofra bugünkü değil mi? Böyle makarnası, salatası, çorbası ve tatlısıyla güzel bir alternatif menü yaptık. Geldiğin için çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ediyorum. Muhteşemdi benim için. Çok keyifliydi. Sağ ol, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum tekrardan. Mersin'e de kocaman selamlar. Kayınvalide ayrıca selamlar burada. Mihrimah'tan selamlar sana. Şimdi neler yaptık hızlıca bir hatırlayalım. Evet. Öncelikle kekle başladık. Ağlayan kek. Evet. Ağlayan kek ama biz hemen hatırlatalım bunu. Evet. Bir hem kakaolu kek yaptık hem de arasına ayrı bir çikolata sosu yaptık. Hı-hı. Bunu daha ilk başta da söylemiştik. Evet. Yani sade kek yapabilir, çikolata soslu sadece kakaolu kek yapabilirsiniz. Rabia böyle tercih etti. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Üzerine de bir sos. Aa öyle hemen geçme şekerim. Ağlayan kek öyle geçilir mi hemen? Daha anlatmak istiyorum. Üzerine çikolata sosu yaptık. Evet. Ev yapımı yine. İçerisine pişirdikten sonra lezzetini arttırmak için bitter çikolata koyduk. Bu da tercih meselesi. Sütlü çikolata da koyabilirler. Evet. Hepsini buluşturduk. Bir de güzel bir krema yaptık. Evet, krem şanti, krema, labne. Labne peyniri koyduk. Hı-hı. Bir de evet içine. Koyduk, buluşturduk. Sonrasında fırın makarna yaptık. Oh evet, mis gibi bir fırın makarnamız evet, var. Evet, makarnalarımızı haşladık. Beşamel sos yaptık o haşlanırken. Yarısını beşamel sosla karıştırıp arasına peynir koyduk. Kalan yarısını kapatıp biraz pişirdik. Hı-hı. Kızardıktan sonra üzerine bol kaşar peyniri koyup zenginleştirdik. Aynen. Evet. Ondan sonra cimcime çorbamızı yaptık. Var, evet. İçinde nohut var. Nohut var, köfte var, yoğurtlu bir terbiye var, un, limon. Ve pazı tabii ki. Evet. Piştikten sonra pazıyla sosladık. Hı hı. Daha sonra ıspanak salatası yaptık. Çiğ ıspanak. Bulguru ısladık, kısırlık bulgur. Nar, mozzarella, domates, salatalık, yeşil soğan, ceviz. Ceviz de var evet. Evet, evet. Onlar ekşisi, balzamik soslu. Müthiş bir salata oldu. Biz efendim şimdi tadıma başlıyoruz. Siz kaçırdığınız tarifleri, detayları ve malzeme listesini sosyal medya hesaplarımızdan, Belinkanal'ın tariflerden takip edebilirsiniz. Hadi bize afiyet olsun. Çorbayla başlayalım. Hemen sana servis yapayım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Bakalım nasılmış. Çok lezzetli olmuş. Bu çorbayı... Yani kesin denemeniz lazım. Çok faydalı, çok güzel. Şuradan salatadan da alıyorum. Tamam. Salata var ya çok güzel gözüküyor. Bulgur ne kadar yakışmış. Çok. Değil mi? Çok yakışıyor. Yani böyle bir kısır yiyormuş havası da var. Evet. Harika. Gelelim makarnamıza. Hadi bakalım. Çok güzel oldu. Mayıldım. Ay bu ne? Kek inanılmaz olmuş kek kısmı.